İzmir'e dair TV'nin değerli izleyicileri, bugün çok değerli bir konuğumuzla yine karşınızdayız. KASET Başkanı Sayın Tülin Topuzoğlu. Hoş geldiniz Tülin Hanım. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Davetiniz için önce çok teşekkür Biz ediyorum. Biz de televizyonum adına ve kendi adıma ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle Tülin Hanım'ı bir tanıyalım. Kimdir Tülin Hanım? Teşekkürler. Evet, biz kendimizi hep damdan düşenler diye tarif ediyoruz. Ben de derneğimin diğer üyeleri gibi damdan düşenlerden biriyim. Ağır engelli bir kızım var benim de. Kızım benim yatakta yaşamak zorunda. İlgi alanım hafif düzeyde zihinsel engelli bireylerin hayata eşit koşullarda karışmasını sağlamak için çalışma hayatını önemseyip bu yolda çalışmalar yürütmekte olan bir gönüllüyüm. Ne güzel. İyi ki varsınız. Bu ederim. İyilik hareketlerinde gönüllü olmak çok önemli Tülin Hanım. İyi ki varsınız. Böyle derneklerimiz, böyle vakıflarımız iyi ki var diye düşünüyorum ben de. Çünkü ben de bir STK üyelerinden biriyim. İyi ki varız diye hep düşünmüşümdür. Evet, evet. Biz şimdi bugün konumuz tabii sizin başkanı olduğunuz KASET üzerinde olacak. KASET'in önce açılımını değerli izleyicilerimiz bilsin diye misyonunu, vizyonunu kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu ile ilgili bilgileri alalım sizden tamam, öncelikle. Teşekkürler. KASET, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği'nin baş harflerinden oluşan bir isim. Karşıyaka'da kuruldu, adından da belli olduğu gibi. İki dönem yaşadı KASET. Birinci dönem 2000'li yılların başıydı, kuruldu. Ama ondan sonra bir umutsuzluk dönemi yaşandı. Birazcık geriye çekildik. Sonra 2011 yılında Karşıyaka'nın saygın iş adamlarından Osman Avcı beyefendinin liderliğinde. Osman Avcı Bey biliyorsunuz Küçük Avcı firmasının sahibi. Karşıyaka Çarşısı'nın çok önemli işletmelerinden biri olan. Onun önderliğinde bir daha harekete geçtik. Bu 2011 yılıydı. Osman Avcı Bey'in başkanlığında tekrar faaliyete geçti derneğimiz. O desteğiyle zaten başlatmak amacıyla başkanlığı üstlenip başlatmıştı hareketi. Sonrasında bizler devam ettik. Ben 3 dönemdir başkanlığını yürütüyorum. Gayret sarf ediyoruz. Bütün tabii ki engel gruplarını dahil edeceğimiz bir çalışma amaçlarımız var. Onların insanlık onuruna yaraşır düzeyde hayata kavuşmaları amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Ama özelde zihinsel engelliler için çalışıyoruz. Zihinsel engellilerin de hafif düzeyde zihinsel engeli olan bireylerin çalışma hayatına erişmeleri için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz ve bu amaçla projeler yürütüyoruz. Bu projeler meslek edindirme projeleri. En başta doğanın içinde toprakla ilgili, fidancılıkla, bitki yetiştiriciliğiyle ilgili projeler yürüttük. Orada gençlerimizin hareket alanları çok genişti. Enerjilerini toprağa akıtma gibi avantajları vardı. Arka arkaya 3 tane böyle proje yürüttükten sonra bu projelerin sonunda da gençlerimizle işkur ortaklığıyla işlere teklif etmeye başladık. Onlara refakat ettik. Yani sizin yaptığınız iş sadece kurslar açmak değil, kurs diyelim kısaca bunlara. Evet. Hangi alanlarda açıyorsunuz, açıklarsınız sanırım. O alan bulmak bir de. Ondan sonra da böyle bitmiyor. Evet. İş hayatına girebilmeleri için destekte bulunuyorsunuz. Evet. Çok şahane bir şey bu. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu kurslar 6 ay sürüyor. Biz bu 6 ay boyunca sadece mesleki teknik bilgiler değil, bunun yanında kültürel destekler de yapıyoruz. Sosyal hayattaki çeşitliliği onlara yaşatmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Geziler düzenliyoruz. Yaşadıkları şehrin etrafını, periferi, çeperi tanıtmaya çalışıyoruz. Antik kentler ziyaretleri yapıyoruz. Tiyatrolara gidiyoruz.
tiyatroları, her sahneyi, İzmir'deki her sahneyi ziyaret etmeye çalışıyoruz gençlerimizle. Tiyatro sahnesini ilk defa gören çok gencimiz var. Ve de çok zevk alıyorlar bundan, mutlu oluyoruz. Bunun yanında sürekliliği desteklemiş oluyoruz. İş hayatına hazırlanmak için bir dayanıklılık gerekiyor, süreklilik gerekiyor, rekabet gücü gerekiyor. Yani kendini kabul ettirme gayreti gerekiyor. Bütün bunları besleyici ek takviyelerle, hocalarla, misafir ettiğimiz iletişimci hocalarla, iş güvenliği hocalarıyla destekliyoruz. Kurslarınız neler oluyor? Kurs çeşitleri nelerdir? Hangi alanlarda uygulama yaptırabiliyorsunuz bunlara? Alan da çok önemli. Tabii, kursu verip sonra tabii, uygulama alanları gerekiyor. Tabii. İlk şu an yürüttüğümüz kursumuz 5. kursumuz ama ilk 3 kursu açık alanlarda yaptık hep. Ege Üniversitesi proje partnerimizdi. Gerçekten kendilerine müteşekkiriz. Simgesel olarak Ege Üniversitesi diyeyim ama Ziraat Fakültesi ile birlikte yaptık 2 kursumuzu. Birisi Menemen Araştırma Çiftliği'ndeydi. Diğeri de üniversite kampüsü içindeydi. Kampüsün içinde üniversiteli öğrencilerle çok güzel diyalogları oldu gençlerin. Birlikte şu anda belki de hastane çevresindeki kampüs alanındaki bütün çim yerler, yemyeşil çim, işte o çimlerin sermesinde biz çok aktif olarak çalıştık. Yani çocuklarımıza çok harika bir dönem denk geldi. Baharın gelmesiyle çiçeklendirmelerde çalıştık. Araştırma alanlarında Ziraat Fakültesi'nin çocuklarımızla birlikte çalıştık. Onlarla öyle çalışırken futbol müsabakaları yaptılar. Ege Üniversitesi'nin özel günlerinde, üniversite günlerinde bütün aktivitelere ortak olarak katıldılar. Gerçekten çok ne zevkli, kadar güzel çok işler. Güzel. Çok sosyal alan içinde varlıklarını hiç de ötekileştirmeden üniversiteli gençlerle birlikte çalıştılar. Ve o gruptan 10 çocuğumuzla çalıştık. Şu anda 8 gencimiz halen iş başında çalışıyorlar. Çok yani güzel. Şimdi bu gençlerimiz için çalışmaya ulaştırmak bir mesele. Ama sürdürmeleri de ikinci bir mesele. Tabii. İşte hep bu kontrolümüz altında mı ondan sonra da başkanım? İşte değil. İşte değil. Tabii ki bizim iş yerlerine girme iznimiz de yok, takip etme. Ama bu ihtiyaç büyük. İşte o noktada tüzüğümüz gereği bizler kanun yapıcılar, düzen belirleyiciler, yetkililerle omuz omuza çalışmaya çalışıyoruz. Ve bu ihtiyaçlarımızı... Kanunlar önemli çünkü. Tabii bu ihtiyaçlarımızı ve bu gereklilikleri onlara söyleyebiliyoruz. Onlarla... bu da mesela İzmir'de çok önemli bir etkinlik var, Engelsiz İzmir. Engelsiz İzmir Kongresi için de yürütme kurulunda aktif görev alarak bütün bu sahadaki deneyimlerimizi ve ihtiyaçlarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Ama çok güzel de cevaplar alıyoruz. Dediniz ya kontrol edebiliyor musunuz evet, diye. Şimdi Engelsiz İzmir çerçevesi içinde son Engelsiz İzmir Kongresi'nden mutlaka haberdar oldunuz. Evet. Bu kongre içinde destekli istihdam konusu çok canlı bir şekilde işlendi. Çok yani işte olmuş. O sizin sorduğunuz kilit sorunun cevabı ve de nasıl geliştirileceği konusu çok güzel tartışıldı. Ve de sanıyorum büyükşehir artık bu konuda iş gücü yetiştirmeye devam edecek. Ve de ihtiyacımız olan, çünkü biz evet gençlerimizi işe yerleştiriyoruz ama ondan sonra onların takipçisi biz olamıyoruz. İş yerlerine giremiyoruz. Onların gelişimini takip edemiyoruz. Olumlu vakit yönlemi, de lazım ona. Hani öyle tabii, bir şansınız olsa bile gerçekten çok önemli iş yapıyorsunuz. Eğitimleriyle, iş bulmalarıyla ilgili. Gerçekten ondan sonrası içinde belediyelerin, devletin veya işte özel sektörün sahip çıkması gerekiyor değil mi başkanım? Evet, sahip çıkması gerekiyor ve yetkili kişilerle rapor edilerek bu çocukların yapabilirlikleri desteklenecek. Çünkü bu çocuklar meslek liselerinden mezun oluyorlar.
çok önemli bir okul düzenimiz var. İzmir'de birçok özel eğitim yapan meslek liseleri var. Bu gençlerimiz, hatta bu meslek liselerinde bölümler var. Bahçecilik bölümleri, tekstil bölümü, mutfak bölümü. Çok verimli, çok güzel uygulamalar var. Ama ondan sonra büyük bir boşluk içindeler. Bu çocukların hiçbir şekilde ne yapacakları, nereye başvuracakları, bunlar için düzenlenmiş hiçbir şey yok. Kanun yani, yok diyorsunuz. Yok, hiçbir yok. Düzenleme yok. Tabii hemen şu noktada diyebilirsiniz, kalabalık iş yerlerinde bir kontenjan var engelliler için. Ama zihinsel engel söz konusu olduğunda, evet, bu kontenjana da hiçbir işveren talip olmuyor. İşveren haksız mı? Hayır, onlar da haklılar. Ben çünkü onu merak ediyordum. Bu konuda zorluklarınız hangi noktalarda diye. Bir tanesi de bu herhalde, tabii, değil mi? Tabii. Çünkü işveren kar etmek amacıyla o işi kurmuş oluyor. Ve ritmin bozulmasını istemiyor. Ama biz şu anda dernek mensupları olarak çocuklarımızı işe teklif ederken vallahi billahi yapar demek zorunda kalıyoruz. Ama işin aslı bu değil. Yani onlar için özel koşullarda hazırlanması gerekir. Özel takipler, destekler alınması gerekir. Bir takım prosedürü oluyor. Prosedürü var. Tabii. Peki kimlerle çalışıyorsunuz daha çok? Şimdi biraz anlattınız gerçi ama mesela STK'larla gerek kurs döneminde gerek sonrası dönemlerde başvuruları özel sektör, devlet, belediye, belediyeleri söylediniz gerçi. Kimlere ihtiyacınız var? Kimlerle çalışıyorsunuz? Veya karşılaştığınız zorluklar, tekrar şöyle bir özet olarak söylerseniz daha iyi anlayacak değerli izleyicilerimiz. Tamam. İş ortaklarımız bu kurslarda iş kurumu. Ve kursları onlar mı veriyor? Kursları kim veriyor öncelikle? Biz proje olarak sunuyoruz iş kurumuna. İş kurumuna. İş kurumuna, evet. Diyoruz ki şu konularda, evet, şu çerçevede, şu eğiticiyle ya iş yerini biz buluyoruz. Evet. Kurs yerini biz buluyoruz. Kurs konusunu biz teklif ediyoruz. Evet. Kurs konusunu düzenleyeceğimiz her şeyi bizler projemizde belirliyoruz. Diyoruz ki şu kadar gençle, şu kadar süre içinde, şu eğitici, şu yardımcı personelle bu projeyi yürütmek istiyoruz. Bunun için bir kontenjan parasal destek sunuyor iş kurumu. Ve de işin en güzel tarafı, bu çocuklarımız iş kurumundan direkt olarak cep harçlığı alıyorlar. Bu çocuklarımız için, gençlerimiz için, artık çocuk demeyelim, biz anneler olarak hep çocuğumuz, tabii, çocuğumuz, hep, çocuğumuz hep ya. Ağzımız öyle, herkes, evet, çocuğumuz, evet, gibi oluyor. Evet, onlar birer erişkin ve bütün herkesin ihtiyaçları gibi biz neden çalışmak istiyorsak, neden çalışmışsak, onlar da aynı şekilde bunlardan, yani toplum tarafından onaylanmak, evet, istiyorlar. Toplumun içinde olmak. İçinde olmak istiyorlar. Para kazanmak. İşe yaramak istiyorlar. İşe yaramak, evet. Takdir görmek istiyorlar. Abisi gibi muntazam işe gidip gelmek istiyorlar. Hepimiz gibi. Hepimiz aynı koşullarda, aynı ihtiyaçtayız. Tabii ki, ama onların o ihtiyaçları karşılanma düzeni çok yok maalesef. Devletin sadece bir zihinsel engelli bireyler için korumalı iş yeri projesi var. Korumalı iş yeri birazcık işverenlere yükü atmış bir proje. Bunun en iyi, en yakın örneği Manisa'da var. Manisa'da birçok büyük firmalar ortak bir atölye grubunda, yine ayrı bir mekanda izole olarak zihinsel engelli bireyleri üretime katıyorlar. Çok güzel bir çalışma yapıyorlar, ama herhalde bir sosyal girişimci sayesinde bu organizasyon yapılmış. Her fabrikanın onar taneli, onar kişilik bir grubu, çalışma grubu var ve bunlara devletin desteğiyle birlikte iş verme imkanları sunuluyor. Şimdi biz bunları çoğaltmaya çalışırken bir de bakıyoruz ki kongreler bize bunları anlatıyor. Engelsiz İzmir Kongresi'nde duyuyoruz ki hayır, Avrupalılar, Amerikalılar artık
bu izole iş yeri kurma kararından vazgeçmişler ve de normal iş ortamlarında bu çocukların entegre edilmesi ve de kaynaştırma kuralı geçerli olacak şekilde bunun gerçekleştirilmesi. Ama şimdi biz bu ara çözümü yaşamadan buraya atlamaya çalışacağız. İşte Engelsiz İzmir Kongresi bize bu iş koçluğu şeyiyle destekleri çok. Evet, yani bunu yetiştirmekle, bu eğitimi vermekle, iş koçlarını eğitmekle bu süreci kısaltma konusunda ve de bu süreci işletme konusunda büyük bir hız kazandırmış olacak. Buna tabii ki çok seviniyoruz, takip ediyoruz. Ve de peşindeyiz. Gençlerimiz için bu raporlamaların olmasını, bu gelişimin bilimsel olarak da dokümanlara aktarılmasını, ilan edilmesini, devletin de bunu görerek yararlılığını ve olabileceğinin kanıtı olarak bu belgeleri görerek bu konudaki istihdam olanaklarının daha arttırılmasını umutla, heyecanla bekliyoruz. Bu noktada olmamız da çok güzel bir şey tabii ki. Beşinci kursumuzu yapıyoruz. Dört kursumuzdan onar çoğu gençle bu işi yaptığımıza göre 40 gencin içinde şu anda 14 tane gencimiz işine devam ediyorlar, çok, çalışıyorlar. Çok evet, güzel, söz konusu çok zihinsel güzelmiş. Engellilik olunca ve ülkemizdeki de zihinsel engelin önündeki engelleri bir düşünürsek hepimiz bu sayı önemsenmesi gereken bir sayı çok gerçekten. Çok önemli bir sayı. Zaten iyilik hareketinde bulunmak, gönüllü çalışmak gerçekten çok büyük özveri gerektiriyor Tülin Başkanım. Siz bu konuda öncüsünüz. Ben de sizin bu derneğinizle, KASET'le çok yeni tanıştım. Ama belki de derneklerin içinde en çok özveriyle çalışanlar sizlersiniz bana göre gerçekten. Peki STK'lar, yani bizler de şimdi sizlere nasıl destek olabiliriz? Veya kimlerden, burada bizi dinleyen değerli izleyicilerimiz de belki bizler neler yapabiliriz diye bir sorusu. Tabii ki önce devlet ve belediyelerin, özel sektörlerin size hem kurs konularında hem de iş konularında sahip çıkması gerekir. Ama biz STK veya halktan kişiler olarak neler yapabiliriz sizler için? Evet, biz maddi manevi tabii. Ben 73 yaşındayım. Ve de yaşımın gereği teknoloji olsun. Teşekkür ederim. Uzun yaşayın ki güzel işler yapın. Sağ olun, sağ olun. Teknolojiye ayak uyduramıyoruz. Yani benimle birlikte çalışan birçok arkadaşım da benim yaşıma yakın gençlere ihtiyacımız var. Elimizden gelir de belki de biraz hoşumuza gitmiyor. Manuellik daha keyifli geliyor bizlere. Evet, reddediyoruz biraz. Reddediyoruz, evet. Çünkü karşımıza her denememizde bir zorluk çıkıyor. Yani bilgisayarın bir köşesinde yapmamız gereken şey gizli olduğunu biliyoruz ama biz bunu göremiyoruz. Ama yeni nesil bunu görüyor. İşte diyorlar şuraya, işte yani şurada. 5 yaşından başlıyor yeni nesil. Onların elinin tersiyle yaptıklarını. Evet. Biz aslında çok daha fazla işleri kolaylaştıran bir sistem, teknoloji kaçınılmaz bir şey öğreneceğiz. Evet, evet. Ve şimdi kapalı mekanlarda kendi aranda 10 kişi öğrencinle yaptığın şeylerin duyurulması ve fark edilmesi teknolojiyle çok mümkün. Bunu görüyoruz. Kesinlikle. Bunu görüyoruz. Yani yaptığımızın yansımasının ne kadar değerli olduğunu bazı yansıtabildiklerimiz sayesinde görüyoruz ve heyecanlanıyoruz. Dediniz ya, neye ihtiyacımız var? Buna ihtiyacımız var. Bu desteğe kesinlikle ihtiyacımız var. Ben gençlere. Şöyle Tülin Hanım, lafınızı kestim ama basında çıkan, bu da mesela çok önemli, basında sesinizi duyurmanız. Evet. Bazı haberlerden başlıklar, ben şöyle çok var da basının sizin yanınızda olduğunu gördüm böylece. Bu da çok önemli. Teşekkür ederim.
Mesela güçlü yarınları güçlü çocuklar oluşturur diye bir yazınız vardı basında. Karşıyaka'da iyilik buluşması. Kazet engellere meydan okuyor. En özel bahçeciler, özel çocuklara Ege sertifikası gibi bir sürü başlıkla basın sizin yanınızda. Evet, evet. Bu yönden de siz duyuruyorsunuz yaptıklarınızı, derneğinizin, ama dediğiniz gibi basın da yetmiyor herhalde. Tabii, çünkü basının etkisi bir gün. Evet. Ama sosyal medyada var olmanın, takip ettiğim başka gruplarda görüyorum ki değeri çok büyük. Yani öyle bir küçücük etkinlikle öne çıktığınız zaman gerideki bu bilgiler de öne taşınıyor. İşte bunu yapmak da bir marifet. Evet. Ve güncelleyebilmek. Gençlerin sizle çalışması gerekecek herhalde. Evet, böyle. Bazen üniversitelerde biliyorsunuz toplum yararına bir ders konuları var. Öyle evet. Bir öğrenci grubu geliyor geçiyor aramızdan. Bu da birkaç defa oldu ve her defasında onlardan hep aynı şeyi istedim. Hemen bizim için kısa bir sunum, gençler bizim için bütün istediğim bu oldu. Ama sürekli olması, yaptığımız her gün, her gün ayrı bir değer taşıyor. Bir öncekinde hamur işi yaptık. Hamur işi de gençlerimizin bütün enerjilerini o hamura akıtmaları çok değerli bir şeydi. Evet. Çok başarıyla geçti. Orada zaten hemen bütün hocaların hep aynı kişiye hamuru yoğurtmasını takip eden edince belli oluyor ki o çocukları iş başında görüyorsunuz. Hangisi işe yatkın, hangisini ilk önce takdim edebilirsiniz? Biz bu 6 aylık izleme süresinde bunu görebiliyoruz. Ve hakikaten o gençler işi kapabiliyorlar ve de sürdürebiliyorlar. Onların davranışları kurs sırasında çok 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 önemli. Kendilerini gösteriyor. Yani çalışmayı başarabilecek, sürekliliği halledecek. Mesela biz kursumuza kendi başına gidip gelen çocukları davet edebiliyoruz. Evet. Biz isteriz her gencimize tabii. Bu olanağı sağlamak. Ama biz de evvela oradan başlamak daha mantıklı geliyor. Evet. Şimdi bu kaynaştırma, inklüzyona biz de çok saygılıyız. Elbette böyle olması gerekir. Ama daha bu grupları oluşturamadan, bu gençleri kaynaştıramadan liseden mezun olduktan sonra ortada kalmaları da bizi çok üzen, bunun için de yapılması, mutlaka yapılması gereken, devletimiz tarafından mezun olan bu çocukların çıraklılık süreçlerinde değerlendirilmelerinin sağlanması için çok gayret sarf edip kulaklara bunları söyleme ihtiyacındayız hep. Evet, bu çocuklar çok açıktalar. Lise mezunu gençler açıktalar, her şeye açıklar. Dolayısıyla toplumun arasında özgürce geziyorlar. Ama korunmaları yönünden, enerjilerini doğru yere akıtmaları yönüyle onların bir şeye kanalize edilmeleri gerekiyor. Bu da iş hayatıdır. Biz buna çok önem veriyoruz. Çok en önemli nokta bence. Evet. Konuşulacak çok şey var. Tülin Başkanım, çok büyük işler yapmaya çalışıyorsunuz. Gençlere de ihtiyacınız var. Evet. Hani biraz önce dediğiniz gibi teknolojik anlamda size destek olacak gençlerimize, STK'lara, kimler bizi buradan duyuyorsa bu konuda size yardımcı olabilecek kişiler her zaman sizlere, bizlere başvurup bu konuda yardımcı olabilirler. Maddi, manevi ne gerekiyorsa. Tabii evet. Çok fazla konumuz var. Evet. Zorluklar çok ama geleceğiz. 40 kişi 40 kişidir. Önemli olan siz. Evet. 40 kişiye bunu sağlamışsınız. Evet. Ve hiç yatsınacak, küçümsenecek bir şey değil bence. Zoru başarmışsınız başkanım. Son olarak söyleyeceğiniz bir şeyler varsa kapatalım. Var. Sizin tabii. Son sözlerinizle. Tabii. Burada hep son söylemek isteyip de hani bunu da söylemek isterdim dediğiniz ne varsa. Artılar, eksiler, avantajlar, dezavantajlar. Buyurun. Deneyim. Teşekkür ederim. Mesela bir duyuru yapmak isterim. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz İzmir bölümünde bir ebeveyn eğitim merkezi var. Bu ebeveyn eğitim merkezinin son bir ilanını gördüm. Yine de bu çalışmaların sonunda gelişen bir şey. Çocukların
duygusal ve fiziksel gelişimlerini cinsel eğitimle tamamlamak konusunda bir girişimleri var. Yani bütün ailelerin bunu duyması, bilmesi ve yararlanmasını isterim. Çünkü dediğim gibi liseden mezun olan birçok genç ortalıkta hiçbir şekilde hayatı planlanmadan yaşamak zorundalar. Bu gençlerin bu yönden her türlü şeye açık olarak ortalıkta geziyor, dolaşıyorlar. Evet, yani bu eğitimlere ebeveyn merkezinde çok güzel eğitimler veriliyor. Nereye başvurabilirler? İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurabilirler. Buradan bu konuyla ilgili bilgi alabilirler. Ebeveyn Eğitim Merkezi Limontepe'deki bir merkezde veriliyor ama ilanlar var. Ben dün fark ettim, ilana çıktılar, eğitim başlamış. Bu çok önemli, altını çizmek çok istiyorum. Çok önemli, fakat yeterince belki de bazen bakar kör oluyoruz herhalde. Görmeyebiliyoruz. Buradan bizi duyan değerli izleyicilerimiz bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nden hangi aylarda olacak? Ocak, Şubat, Mart gibi. Ocaktan itibaren başlayacağı ilan edildi. Sürekliliği var sanırım. Sürekliliği tabii ki mutlaka olacak. Zaten bu bir defalık bir eğitim değil sanıyorum, bir süreç. 6 aylık bir süreç için programlanmış. Çok güzel. Kendi kursiyer gençlerim için onların velileriyle birlikte bu programa dahil olmak üzere hemen telefon ettim. Öğrendim. Tamam dediler. Aman kadrolar dolmadan önce ben bundan yararlanmak istiyorum gençlerim adına dedim. Ebeveyn Merkezi, Engelsiz İzmir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ebeveyn Merkezi'ne ulaşabilirler. Ulaşın. Yani gençlerimiz için. Bir de bilişim alanında gençlerimiz çok korumasızlar. Hepimiz bütün tuzaklara açığız bu ortamda. Kesinlikle. Çok güzel noktalara değindiniz başkanım. Gerçekten bu duyular önemli. Evet, yani bu konuda üniversitelerle ortak çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Çünkü bizi aşan konular ama bizi çok ilgilendiren konular. Çünkü birçok ailemiz çocuklarımızın elinin hepsinde tabii kontrol etmek amacıyla bu akıllı telefonlar var. Ama bu akıllı telefonların sınırlarının nasıl konacağı konusunda ben nasıl bilemiyorsam o çocuğun, o gencin annesi babası da mağdur oluyoruz bu konuda. Evet, o yüzden bu konuyla ilgili rehber çıkarmak, ebeveynleri bilgilendirme konusunda çok açığımız var. Bu büyük bir ihtiyaç. Belediye bu konuda da sinyal veriyor mu? Hayır, bunu duymadım ama biz Demokrasi Üniversitesi ile ortak bir çalışmaya başladık. Bizim derneğimizin böyle bir hamlesi var. Kazet ve Demokrasi Üniversitesi özel eğitim bölümüyle birlikte. Dilerim bu projemiz neticelenir. Bir de vurgulamak istediğim bir şey var. Zihinsel engelli çocuğu olan annelerin bir serbest dolaşım kartları var. Ama bu konuda hep annelerimizin bir yakınması var. Çocuğumuzla beraberken bu kartımız geçerli. Yanımızda çocuğumuz olmayınca bu kart geçerli olmuyor. Şimdi ben şunu söylüyorum yöneticilere. Lütfen düşünün ki bu anne çocuğusunu bir yere bırakamadığı için, çünkü bizim çocuklarımız da komşuya bırakmak, etüde bırakmak, oraya bırakmak diye bir şey söz konusu değil. Biz, o çocuğumuz bize yapışık olarak bizimle birlikte yaşıyor. Ama o anne böyle bir organizasyon yapabildiyse, yalnız başına çıktıysa lütfen destekleyin. Bedava gidiversin. Bunda ne var? Evet, bu kadar hakkı ya, olsun evet, o annenin. O çocuğu mesela özel eğitime anne götürüyor ama dönüşte çocuğu yanında değil ya. Yani bundan yakınıyor anneler. Yani lütfen varsın, çocuğusuz bir kere çıkmayı başarsın o anne. Evet. Bunu destekleyin. Çok doğru. Ona gönlünce bir yaşam saati zaten veremiyoruz. Buradan bizi mutlaka bu konuda da düzeltmeler yapılacaktır başkanım. Biliyorum. Bir dileğim daha var. Lütfen bu mikrofonu bulmuşken.
hepimizi ilgilendiren bir şey de söylemek istiyorum. Artık yaşları, yaş ortalamalarımız ilerledi. Yaşlılarımız çok. Bakım poliçelerinin gelişmesi ve bu konuda çalışmalar yapılması konusunda sadece engellilikte değil, bakımın bugün ne kadar pahalı bir şey olduğunu biliyoruz. Eskiden eğer bir yaşlının emekli maaşı varsa bu emekli maaşı onun bakımına da destek çıkabilirdi. Ama lütfen bugün emekli maaşını düşünün, yardım hizmeti, bakım hizmeti alacağınız zamanki fiyatı da düşünün. Yani bu aradaki uçurum için bizim nasıl bir sağlık konusunda ek poliçeye ihtiyaç duyuldu ve bu hemen çözümlendiyse, bakım konusunda da böyle poliçelerin gelişmesiyle ilgili kulaklara biraz su kaçırmak istiyorum. Çalışmalar gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben Bilim başkanım, ederim. İyi ki varsınız. Hep var olun. Biz de televizyonum ve kendim adına her zaman sizin yanınızdayız. Her türlü duyuru için bekleriz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bir başka programda bir başka konuğumuzla karşınızda olacağız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İzmir Adalet TV'ye lütfen YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.